Psikoloji Günlüğü programından hepinize merhaba. Yeni bir konu ve konukla bu hafta yine sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz özellikle yeni anne baba adaylarını ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu. Postpartum depresyon ve antepartum depresyonu konuşacağız. Yani hamilelik dönemi ve hamilelik sonrasındaki depresyondan bahsedeceğiz. Ve bu haftaki konuğumuz uzman psikolog Çise Onur. Öncelikle Çise Hanım'a hoş geldiniz ve teşekkür etmek isterim size. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için bugün. Özellikle bizim gibi ülkelerde tahminlerimce anne baba olmayı düşünmek çok kaygı veren bir durumdur diye düşünüyorum. İşsizlik yüksek düzeyde, düşük gelir oranı ve özellikle gelecek kaygısı yaşamak. Sanıyorum ki anne baba olmayı bazen ertelettiren bir durum, bazen çok kaygı uyandıran bir durumdur. Tabii ki daha sonrasında anne baba olduktan sonra yaşadıklarımıza sonra değineceğim ama özellikle siz neler düşünürsünüz bu konuda? İlk anne baba olmayı düşünen kişiler için ne gibi sıkıntılar yaşarlar? Bize birazcık bahsederseniz. Şöyle başlayabiliriz aslında. Öncelikle evli olan kişiler ve bazen evlenmeyen kişiler de yine bu beklenmeyen ebeveyn olmayla karşılaşabilirler. Her ikisinin de kendine göre, kendine has bazı stresörleri vardır. Fakat elbette ki evli olanların biraz daha azdır bu stresörleri. Öncelikle anne baba olmaya hazırlanan kişilerin kendilerinden emin olmaları lazım. Ben bu çocuğun geleceğini garantiye alabilecek miyim? Her koşulda onunla ilgilenebilecek miyim? İsteklerini, arzularını karşılayabilecek miyim? Yetişkin, kendi ayaklarının üstünde durabilen bir birey haline getirip getiremeyeceğini daha bebeği dünyaya getirmeden önce bir düşünmeleri lazım. Aksi takdirde hem bebeği hem de bu ebeveyn olacak olan bireyleri çok stresli bir süreç bekliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Örneğin yine ebeveyn olmayı düşünen kişilerin, anne babalardan unutmaması gereken bazı önemli noktalardan bir tanesi, hani bebeğimiz her zaman sağlıklı doğmayabilir, sağlıklı bir bebek dünyaya gelmeyebilir. Bunun yanında fizyolojik bazı problemi olan bebekler veya gelişimsel geriliği olan, rahatsızlığı olan bebekler dünyaya gelebilir. Hani koşulsuz sevgi verebileceğimiz bir bireyle bir ömür geçireceğimizi unutmamamız gerekir. Dolayısıyla hani daha bebek yapmaya karar verdiğimiz bir günden itibaren öncelikle biz buna hazır mıyızı eşimizle birlikte oturup konuşmalıyız. Hani belki genellikle aslında evli bireylerde karşılaştığımız, yani benim klinik alanda karşılaştığım bir durumdur. Eşlerden bir tanesi ister, bir tanesi istemez veya konuşulmadan yapılan plansız bir gebeliktir. O yüzden plansız olan gebeliklerde daha çok depresyon ve kaygı daha yüksek düzeyde karşılaşırız. Bu noktada tavsiye edebileceğimiz ise hani bir düşünmek, iki eşin oturup konuşması ve ona göre hareket etmesi. Yani aslında her gebeliğin de doğumla sonlanabileceği düşüncesi yanlış olur bazı durumlarda. Eğer buna hazır hissetmiyorsa ebeveynlerin her ikisi de belki de sağlıklı bir bebek veya sağlıklı bir birey yetiştiremeyebilirler de.